Arkadaşlar Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size günlük makyajımı yapacağım. Bakalım neler yapacağım. Acaba hangilerini kullanırsam? Dur bakalım. Evet, elime şu anda bir krem aldım. Bu krem ne kremi? Güneş kremi galiba. Güneş kremini güneşlerden korunmak için sürüyorum. Fondöten de olabilir, çok emin değilim ama krem olduğu kesin, evet. Krem sürüyorum şu anda. Evet, yüzüme, çeneme, çenemin altına, boynuma. Galiba bu fondötendi. Fondöten. Evet, fondötenimizi iyice yediriyoruz. Çünkü bu baz özellikli bir fondöten. Yüzümüzün küçük küçük minik minik gözeneklerine yedirdikten sonra vücudumuzu bir çimento edasıyla bütün küçük gözenekleri kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir ressam edasıyla tabloya işler gibi birazdan makyajımıza işleyeceğiz. Alnımızın da yüzümüzün diğer bölgesi gibi çimentoyla dağıtmak gerekiyor. Güldüğüme bakmayın, çok ciddiyim çünkü makyaj ciddi bir iştir. Evet, şu anda sıfır makyaj var arkadaşlar. No makeup, yeni başladım. Sıfır başlıyorum. Evet, yücüme iyice yedirdim yücüme. Şu anda aynadan kendime bakıyorum. Allah'ım ne kadar güzelim. Ay çok güzelim, evet. Bu neydi ya? Bu bitmek bilmeyen bir, evet. Burnum büyük olduğundan dolayı burnuma 2 saat sürdüm. Evet, şimdi sırada aynaya bakarak süreceğim ya da boşver aynayı sonra bakarız. Evet, ne sürsem. Evet, şu anda size pudra. Evet, pudra aldım arkadaşlar. Pudrayla yüzümü pudralayacağım. İlk önce küçük bir maskara bakayım. Evet, küçük bir maskarayı aldım elime. Pudrayı aldım. Açık renk kullanmak istiyorum. Çünkü günlük açık renk seviyorum. Evet, şu an gözlerime pudramı sürüyorum yavaşça. Bu eyeliner de olabilir. Tam emin değilim ama galiba gözün altına sürdü. Far. Bu far lan, bu far. Evet, farımızı sürdük. Gözlerimizi kamaştırdık. Farımız, evet. En çok bunu kullanıyorum çünkü gösterdiğim üzere bitmiş durumda. Diğerlerini pek fazla kullanmıyorum. Far. Kirpiklerin üzerine azar azar, evet, azar azar kader bize ne yazar? Honki Ponki Torino gözlerimizin üstüne sürüyoruz. Evet, evet, farımız bitti arkadaşlar. Şimdi sırada size pudra var. Pudrayı bu renk kullanıyorum. Farın üstüne bunlar uzunları yaktığımız zaman galiba sinyal bunlar. Ne oluyor? Aynı ki farsa bu sinyal. Dörtlüleri yaktı. Dörtlüler, evet. Evet, dörtlüler galiba. Evet, dörtlüleri sürdüğümüz için şu anda bunun amacı arkadaşlar gözümüz daha güzel gözüksün. Evet, göz kapaklarımız böyle işte böyle şişik gözükmesin. Güzel gözüksün, amaç güzel gözükmek, evet. Dörtlüleri yaktığımıza göre makyajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne sürsem acaba? Evet, şimdi de eyeliner aldım. Kahverengi eyeliner kullanıyorum ben. Highlighter var, bir de eyeliner var. İkisini birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Highlighter dediğimiz yüksek dozda ışık içeren highlighter. Eyeliner ise gözün üstü. Yani ikisi farklı şeyler, bunları birbirine karıştırmayın. Evet, şu anda highlighter kullanıyoruz. Bu da gözümüze hafif bir ince çizgi yaptı. Şu anda highlighter'ımızı böyle turuncu ve kahverengi tonlarında seçtim ki böyle günlük, böyle hani akşam şeyi değil yani, makyajı değil. Günlük bir makyaj olsun. Evet, evet, çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Evet, şöyle bir bakayım. Evet, highlighter'ımıza sürdüğümüze göre makyajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dur şuradan biraz daha süreyim. Sürdüm. Oh. Ne güzel sürdüm. Evet, şu anda sürdüğümüz highlighter'ı yukarılara doğru biraz verdik ki şey olmasın. Evet, şu anda maskara var elimde. Bu eyeliner. Evet, gözümüzün altına sürüyoruz bunu. Yok, bu sis farı bu. Evet. Evet, sis farlarını gözümüzün altına sürüyoruz. Bu da sisli havalarda daha iyi görebilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Sis farsız çıkmayın. Evet, bu önemli bir şey. Badanamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Normalde bir evin badana boyası yazdan yaza yapılır ama erkekler hiçbir gün yapmaz. Kadınlar her gün yapar. Biz kadınlar biraz şanssızız galiba arkadaşlar. Çünkü her gün badana boya yapmak zorundayız ve bu çok zor bir iş. Evet, şu anda kirişleri boyuyoruz. Kiriş. Evet, boyamızı tercih ederken boyalar çok önemli arkadaşlar. Boyalar çok önemli. Şimdi geliyoruz, sıra rimel.
Aslında şöyle bir olay var arkadaşlar. Hiçbir kadın başka bir erkek için makyaj yapıp kendini güzelleştirmez. Kadınlar kadınlar için makyaj yapar. Çünkü erkekler kadının makyaj yapıp yapmadığına dikkat etmezler. Ama her kadın diğer kadının makyajına bakar. Gözü olmuş mu, kirpi olmuş mu, dudağı olmuş mu, elmacık kemikleri olmuş mu, boynu olmuş mu? Evet, göz makyajımız bu kadardı arkadaşlar. Bitti. Hayır, bu kadar değil. Biraz daha devam edeceğiz. Evet, astarını atmıştık. Şimdi yüzünü atıyoruz arkadaşlar. Bu neydi? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Ha, şaka yaptım size. Tabii ki biliyorum bunu. Bu eyeliner. Evet, biraz önce konuştuğumuz eyeliner arkadaşlar. Bunu gözün birazcık sağından ve solundan taşacak şekilde çekiyoruz ki gözü büyük göstermeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Göz büyük gözükürse, ne kadar büyük olursa o kadar güzel gözüküyor çünkü. Ama bunu taşırmamaya dikkat edin. Taşırdığınız zaman çok çirkin bir görüntü alıyor. O yüzden inanılmaz bir ciddiyetle süreceksiniz. Evet, aynen şu an benim sürdüğüm gibi. Bunun uzunluğu o kadar önemlidir ki arkadaşlar. Kısalığı, uzunluğu, renginin tonu biz kadınları inanılmaz ilgilendirir. Karşımızdaki kadının eyeliner'ı aynı mı çekilmiş? Sağ uzun mu? Sol uzun mu? Renk tonu tutmuş mu? Birbirimize bakarız. Eğer ki bir falsosu varsa içimizden kahkahalarla güleriz. Şunun eyeliner'ına bak. Ne kadar da taşmış. Aa, sağ soldan uzun olmuş. Sol sağdan kısa olmuş diye dalga geçeriz. Evet, gerçekten highlighter, eyeliner, highlighter. Evet, çok önemlidir bunlar. Bütün kadınların en çok önem verdiği makyaj, göz makyajıdır. Çünkü gözler kalbin aynasıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sabahtan beri ne kadar özendiğimi gördünüz. Biz kadınlar eyeliner'a inanılmaz özene bezene saatlerce uğraşırız. Ama gece yatacağımız zaman da çıkartırız. Hey yavrum hey! Biz saatlerce uğraştığımız eyeliner'ı bir dakikada silip atıyoruz. Erkek neymiş? İstersek bir dakikada siler atarız. Hey yavrum be! Ne konuştum ama. Evet, şu anda makyajımızın en önemli noktalarından birine geldik. Bunun adı göz makyajı. Yani bu kirpik rimel. Evet, rimel. Rimellerimizi adeta bir dalga biçiminde yukarılara doğru bir ok gibi... Evet, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel, mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Rimel sürerken ağzımı açıyorum. Ben de şaşıyorum. Ağzımı neden açıyorum? Bir de yanlışlıkla bir hapşursam var ya. Hapşı! Bütün rimel aktı gitti. Ağla, ağla, ağla. İkinci etapa geçtik. Evet. Şu anda aşağıdan yukarıya doğru. Evet. Evet. Dalgalı 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 şekilde yapıyorum. Bunu neden yapıyorum diye sorarsanız eğer. Evet. Bu kirpiği inanılmaz güzel gösteriyor. Evet. Küçük bir Türkan Şoray oldum şu anda. Evet, kirpikler görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bir kirpiği sürdüm, ne kadar güzel oldu. Eskiden ne kadar da çirkinmişim ben. Ben çirkin bir kadınım. İnanılmaz çirkinim. Sadece makyaj yaptığım zaman güzel oluyorum. Evet, göz makyajımı yapmadan önce çok çirkindim ama şu anda kendimi çok güzel hissediyorum. Evet, şu anda gözlerime bakabilirsiniz. Ne kadar da güzel oldum. Göz açılımı diye bir akım vardı arkadaşlar, biliyorsunuz. Evet, gözlerim renkli değil ama gözlerim güzel. Evet. Yok yok, Ela, şaka yaptım. Benim gözlerim Ela. Aha bak bak bak, inanmıyorsanız bakın bakın bakın. Aa, aç kocaman açıyorum, kocaman açıyorum gözlerimi. Evet, sırada şu anda yanak makyajı var. Evet, yanak makyajı deyince akla tabii ki pudra geliyor. Pudramı Düveloğlu marketleri, market zincirlerinden, Düveloğullarından alıyorum. Düveloğlu, Keçiören'e giderken sağda, Keçiören dönerken solda. Evet, Düveloğlu pudraları evet çok işe yarıyor. İlk önce bir ağzımızı fok balığı gibi, Japon balığı gibi böyle dudağımızı mırrah diye yapmamız lazım ki böyle yanağımız çukur olacak çünkü orada bir gamze varmış nidasıyla insanları kandırıyoruz. Çünkü biz yalancıyız, evet. Evet, biz resmen bir düzenbazız, dolandırıcıyız. Makyaj yaparken erkekleri dolandırıyoruz. Ama kadınlar birbirininkini anlarlar.
Evet, şu anda elimde bulunan şey kocaman fırça. O bu fırçayı ilk önce üf diye üflüyoruz. Sonra da yüzümüze ince bir çizgi yaparak allık. Evet, allık bu. Allık bu. Evet, çok güzel bir allık. Evet, yine bir fok balığı nidasıyla dudağımızı, ağzımızı böyle yaptıktan sonra evet, allığımızı sürüyoruz. Çenemize de birazcık sürelim. Evet, çeneme sürüyorum. Oh oh. Evet, burnumuzu küçülttük şu anda. Evet, burnumu küçültmek için bunu kullanıyorum. Alnıma da sürdüm. Vücutta ne kadar kırmızı olursa o kadar güzel duruyor arkadaşlar. Evet, şu anda allığımızı da sürdüğümüze göre sırada pulluk var. Göz altına biraz önce sis farlarımızı sürmüştük arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu da gözlerimizin altında, eğer uykusuzsak, gece uykumuzu alamamışsak, bebek sallamışsak falan filan, göz altımız şişmişse onları kapatmak için yaptığımız bir hiledir bu da. Evet, bunun adına da sis farı diyoruz. Sis farlarımızı güzelce sürdükten sonra bakın görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Biraz önce mükemmel bir şey yaptım ve gözaltı torbalarım tamamen sıfıra indi. Şu anda gözaltı torbalarım yok. Çünkü ben bir dolandırıcıyım. Evet, bütün makyajımızı, badanamızı, boyamızı yaptık. Şu anda sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şu an tüm suratımıza süreceğimiz... Abi sabahtan beri Allah sürüyor, ben anlamıyorum ki. Burnumun parlamasını istiyorum. Yanaklarımın kenarlarının, elmacık kemiklerimin parlamasını istiyorum. Parlatıcımı da sürdüm ve şu anda Evet, şu anda minik bir şeyle kaşlarımızı, evet, kaş tarağı. Buna biz kaş tarağı diyoruz arkadaşlar. Kaş tarağıyla kaşlarımızı aynı şekle sokuyoruz. Kaş tarağıyla işimiz bitti ve mükemmel bir makyaja doğru gidiyoruz. Son olarak dudak. Dudağıma ne sürsem? Günlük makyaj dedim. Dudak. Böyle, yani böyle hafif bir ruj. Evet, yani biliyorsunuz, evet. Günlük rujun kaçınılmazı tranche tonlarda. Bakalım ne sürsem. Evet, buldum. Evet, şu anda ilk önce bir dudak kremiyle ince bir çizgi çizeceğim. Ondan sonra da rujumu süreceğim işte. Dudak kremiyle ilk önce boyayacağımız alanı şerit ihlali yapmamak için şerit şeklinde çiziyoruz. Dudağımızın altını, üstünü. Altı biraz daha böyle aşağıdan çiziyoruz ki dudağımız daha büyük gözüksün. Alttan çiziyoruz ki insanlar öyle görsünler. Çünkü tam üstünden çizersek dudağımız biraz küçük gözükebilir. Evet. Kalemimizi sürdük. Kalemimizi yerine bırakıyoruz. Şimdi rujumuzu alıyoruz elimize. Ruj. Bunu alayım. Tamam. Evet, rujumuzu aldık ve aynaya bakarak şöyle bir hamleyle rujumuzu sürüyoruz. Evet. Rujumuzu. İlk önce aşağıya sürüyoruz. Sonra böyle bir mım mım yapıyoruz. İkisine de şu anda bütün dudaklar olduğu gibi. Az bir şey de üstte tabii ki böyle sürelim ki hani şey olmasın. Evet, dağıtmadan, şerit ihlali yapmadan rujumuzu sürüyoruz. Ve makyajımız böylece sona erdi arkadaşlar. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Ben güzel olduğuna inanıyorum. Eğer siz de güzel olduğuna inanıyorsanız ya da yapmamı istemediğiniz ya da böyle yanlış yaptığım bir şey varsa yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ben Gönül Şahan, Gönül Team. Görüşmek üzere. Dat 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 dat.